Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi güzel bir sohbet daha yapacağız. Sami Bey'in konukları var. Merhabalar. Sami Bey. Evet, ben konuklarım var. Konuklarım var. Sizi tanıyalım teyze. Ben Oğacık köyünden Necmi Özkan. Necmi Özkan. Necmi Özkan, evet. Ben de Necmi Özkan oğlu, bu yaylanın sahibi. Bursa'da oturuyoruz. Öyle mi? Evet. Ali Özkan. Ali Özkan. Ben Atatürk'e ait şiir söyleyen Atatürk'ün. Damat. Sebahattin Altuntaş. Altun, o da Özkan dedi. Olsun, damat da Özkan. Sebahattin Taş. Evet. Yaylanın sahibinin kardeşi. Yaylan'ın hanım ağası mısınız? Evet, hanım ağa diyelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Büyük hanım ağa orada ama. Babacığım, siz öğretmensiniz. Evet. Bursa'da. Evet. Bursa'da. Evet. Kaç yıllık eğitim? 33 yıllık eğitim hayatı. Maşallah. Geçen yıl sonlandırdık. Evet. Bitirdi mi? Bitti. Emekli. Ekim'de emekli oldum. Dönüş yaptınız. Sebahattin Bey bu sene emekli oluyor. Emekli olduk, ne yapıyoruz, ne düşünüyoruz? Valla doğayla uğraşmak istiyorum, ufak bir bahçe edindim. Eğitimden koptunuz mu? Yok, eğitimden kopulmaz. Değil mi? Helal olsun. Bir eğitimcinden duyduğumuz kelime çok güzel, eğitimden kopulmaz. Yok, eğitimden her zaman bunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz da sağlık eğitimcisiyim. Değil mi? Yani dolayısıyla iki alanda sürekli popüler, yani ihtiyaç var. Oldukça biz buradayız. Peki, hayatınızda başarılar diliyorum. Beyefendi biraz konuşturalım. Evet, ben de sınıf öğretmeniydim. Evet. 32 yıllık. İkiniz beraber mi emekli oldunuz? Eşim geçen yıl oldu, ben bu yıl oldum. Aha. Bundan sonra ne kadar sürer bilmiyorum. Yani kendimize çalışmak istiyoruz. Daha çok sürer ya, daha çok sürer. Bir kızımız var, büyüttük. İnşallah, bakalım. Okudular. Böyle gezmek. Avukat. Ülkenin güzel yerlerini gezmek daha çok amacımız. Evet, çocuklar var mıydı? İki tane kızım var. Birisi üniversiteyi bitirdi, staj yapıyor. Hukuk mezunu. Hukuk mezunu. Okuyor. Helal olsun. Kısmeti. Onlar da burayı çok seviyorlar Artvin'i. Büyük kızım özellikle yani gelemediği için çok üzgün. Siz buradan gönder görüntüleri. Görüntüleri bütün gönderiyorum. Size özellikle şimdi söyleyeceğim. Onları mutlaka izlesin. Evet, çocuklarınızın hayatında başarılar teşekkür diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi yaşamlar diliyoruz. İkinize de emeklilik tadınızı çıkarın. Bursa'da oturuyorsunuz. Ben köyde oturuyorum. Köyde siz Bursa'da. Evet. Annemin yanına geliyorum. Evet, yaylanın sahibiyim dedin abi. Nasıl oldu yayla bu? Yayla demeyelim, saray abi. Külliye. Evet. Ya evet. Biraz dalağa teslim edildi, küçük saray. Biraz anlatın isterseniz. Azıcık toparlayayım. Burayı. Selamünaleyküm. Bu Dalagat Festivali bizim köyümüzün festivali. Bu yıl 115. 116. 116. yıl yapılmakta. Çok eski bir tarihe sahip, eski bir kültüre sahip, boğa güreşleri, insan güreşlerinin yapıldığı bir festival alanımız. İşte bu güzel coşkulu karabalık falan, güzel dışarıdan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Artvin dışından gelen hemşehrilerimiz çok fazla. Evet. İşte biz de olduğu gibi Bursa'dan geldik. Bu yer, mekan da bizim kendimizin. Güzel oturuyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kaç yıldır devam ediyorsunuz buradaki festival alanımız? Valla bu festival alanımızda 25 yıldır bu alanda. Daha öncesi yukarıda, eski Talaket diyoruz, o alandaydı. Talaket'in açıklaması var mı? Ne demek Talaket? Valla Talaket isim olarak eski Gürcüce isime dayanıyor. Tam detayını tabi bilmiyoruz çamur, ama. Sami biliyor, çamurluk. Gürcüce dediğimiz evet. Sami'nin alanına talak, giriyor. Talak, çamur, Talaket, çamur alan yer. Evet. Çamur olan yer. Talaket o. Evet. Buranın yeni ismi Kitat ama biz Talaket ismini yaşatıyoruz. Onu o isim üzerinden devam ettiriyoruz. Bu Kitat düzü mü? Burası Kitat düzü. Evet, bu alan isim olarak Kitat. Aha. Ama biz Talaket Festival eski tarihe sahip olduğu için onu yaşatıyoruz. Evet, evet, o ismi devam ettiriyoruz. İşte biz de hemşehrilerimiz gibi kalktık, köyümüzün festival olarak geldik. Burada işte eğleniyoruz, oturuyoruz, insanlarımızı... Bursa'da ne iş yapıyorsunuz? Bursa'da sütaş, süt ürünlerinde orada satış temsilciliği yapıyoruz. Eşim, çocuklarım hep buradayız. Güzel bir etkinlik oluyor. Valla hava mükemmel yani. Evet, hava mükemmel. Ormanlar yanıyor, Türkiye yanıyor. O çok üzülüyoruz onun için. Tabii içimiz yanıyor. Bir taraftan eğleniyoruz ama bir taraftan da ülkenin şu andaki bulunduğu konuma içimiz yanıyor. Ama öyle yani, ama hayat bir şekilde devam etmek hayat zorunda. Hayat devam edecek. Bursa'da 1,5 yıldır sıkıldık. Pardon abim. Bu koronadan dolayı bayağı bir insanlar bunalmış vaziyette. Stres atıyoruz ama Bursa'da. Burada bayağı bir şey söyleyecektiniz galiba. Bizim doğamızın bence çok güzel yanlarından birisi
Burada isteseniz de kolay kolay yangın çıkaramıyorsunuz. Yani bile isteye. Öyle deme abi ya. Çabayla. Gelir aynen, yakarlar çok bizi. Çok güzel yeşil. Burada insanlarımız duyar. Yakarlarsa Allah uzak etsin gelmesinler de. Ya piknik yapılıyor, ateş yanıyor. Böyle mesela Bursa'da Uludağ'a gidiyoruz. Yere cam düşse yangın çıkma oranı çok yüksek. Ama burada maksatlı olarak yakarsanız yanıyor. Doğamız canlı. Ben onu vurgulamak istiyorum özellikle. Evet, evet anladım. Çimenimiz canlı, ağacımız canlı. Yani inşallah dediğiniz şeyler çok uzak olsun buralardan. Bütün ülkemizde ve insanlıktan aynı zamanda. Çok sağ olun, teşekkürler. Sizler sağ olun. Evet, ablayı biraz konuşturalım sana ya. Abla burada yaşıyormuş zaten, değil mi? Evet, köyde. Sen köyden bir yere gitmiyorsun. Bursa'ya gidiyor. Bu hastalıktan dolayı kışın burada. İyi yaptın. Evet.